Merhaba arkadaşlar. Hazır değerler faslındayız. Hala hazır değerlerde ve dönem içi işlemlerdeyiz. Son iki hesabımız kaldı. Buraya kadar 1. Kasa hesabı, 2. Alınan çekler hesabı, 3. Bankalar hesabını gördük. Şimdi verilen çekler ve ödeme emirleri hesabına bakacağız. Şu hatırlatmayla birlikte. Tek düzen hesap planında çek ile alakalı iki tane hesabımız vardı. Biri alınan çekler hesabı, diğeri verilen çekler ve ödeme emirleriydi. Alınan çekler hesabında çeke bağlı alacak hakkını izlemiştik. Ve demiştik ki çeke bağlı alacak hakkı şöyle artar. Çek karşılığında ticari mal satma şöyle azalır. Çeki tahsil etme 1, çeki devretme yani çeki ciro etme 2. Bunları görmüştük. Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabında ise tanımı bilmem yeterli. Çeke bağlı borcun izlendiği hesaptır. Bir muhasebe kaydında verilen çekler ve ödeme emirleri hesabını gördüğünde hemen şöyle demelisin. Çeke bağlı borç arttı ya da azaldı. Alınan çekler hesabını görüyorsan çeke bağlı alacak hakkı artmış ya da azalmış demektir. Burada genelde şöyle bir yanlış mantık kurulur. İşte ticari mal satıldı, çek alındı, kağıt parçası arttı, tahsil etti, azaldı değil. Bu iki hesapta takip edilen şey çok net. Birinde alacak hakkı izlenirken diğerinde borç izlenir. Peki soralım, çeke bağlı borcun nasıl artar? Bir işletmede borcu artıran en önemli ticari faaliyet ticari mal almaktır. Dolayısıyla çeke bağlı borç nasıl artar? Çek karşılığında, çek keşidesiyle ticari mal ya da hizmet alırsan artar. Ticari mal alırsan borcun artar. Çek keşidesiyle, çek düzenleyerek mal alırsan çeke bağlı borcun artar. Borç nasıl azalır? Ödemeyle. Eğer verdiğim çeki keşide ettiğim çeki ödersem borcum azalır. Şimdi iki önemli işlemi ayıralım. Çek keşidesiyle mal alma ve çeki ödeme nasıl kaydedilir? Birlikte buna bakalım. Örneğin bu 200 artı KDV'li mal, hemen altını çizdim, çek keşidesiyle. Yani çeki hazırladım, imzaladım, karşı tarafa verdim. Ticari mal almışım. Bu sorularda çek ve senetten önce lütfen şunu halledin demiştim. Ticari mal alma, ticari mal satma. Çok iyi bildiğim bir detaydır. Buradan başlayacağım. Ticari mal alırsan ticari mal artar. Bunu aktif bir hesaptır. Ticari mallara yaz. Ticari mal ya da hizmet alırsan KDV ödersin. Ödenen ya da ödenecek KDV'yi de indirilecek KDV yaz. Ben ticari malı şöyle alabiliyordum. Peşin 1. Senet karşılığında 2. Senetsiz 3. Çek ile 4. Çek cirosuyla 5. Senet cirosuyla 6. Kredi kartı ile 7. Ticari malı bu 7 yol ile alabilirim. Ben burada çek vererek mal almışım. Ticari malı alıp karşılığında bir kağıt parçası imzalayıp verdiğinizde olan şudur. Çeke bağlı borcunuz arttı. Demiştim ki birisine çek vermenin manası şudur. Bu kağıt parçasını al, git bankadaki hesabımdan parayı sana verecekler. De bu işlem aynı gün ışık hızıyla olmadı. Ben çeki verdim, karşı tarafta bu çek duruyor. Karşı taraf çeki tahsil edinceye ya da ben bu çeki ödeyinceye kadar borçluyum. Bu yüzden ticari mal alıp çek verirsen çeke bağlı borcun artar. Bu hesapların üçü de bilançoda yer alır. Bu hesaplardan ticari mal ve indirilecek KDV aktifti. Ama verilen çek ve ödeme emri pasif bir hesaptı dedim, durdum. Hazır değerlere dair videonun ilkinde şunu söylemiştik. Verilen çek ve ödeme emirleri hesabı aktifi düzenleyen ama pasif bir hesaptır. Bunun manası şu, pasif bir hesaptır.
artışlar alacağı, azalışlar borca yazılır. Pasif bir hesap olmasına karşın bilanço hazırlarken, sadece ve sadece bilanço hazırlarken pasif tarafa değil, bağlantılı olduğu hesap bankalarla bir arada görülsün diye aktife yazıyorduk. Aktifteki artışı borç tarafa yazarken pasifteki artışı alacak tarafa kaydetmem gerekir. Çek vererek, diğer adı çeki keşide ederek ticari mal alırsam, ticari mallar hesabı borçlandırıldı, indirilecek KDV borçlandırıldı, çeke bağlı borcum arttı, verilen çek ve ödeme emirleri hesabı da alacaklı oldu. Ticari mal alındı, çek verildi, yapacağım muhasebe kaydı bu olur. Çeki ciro etseydim bu durumda, hatırlayın, şuraya alınan çekler yazardım. Çünkü çek üstündeki alacak hakkımdan vazgeçmiş olurdum. Keşi de bu anlamıyla düzenlemek demekti. Peki devamı, A Bankası'ndaki mevduat hesabından dekont gelmiş. Demiş ki, sen bir tane çek keşide etmiştin, çek vermiştin. Şimdi B bunu, daha doğrusu işletme bu çeki ödedi. Mal alıp da çek verdiğimde çeke bağlı borcum artmıştı. Şimdi arkadaşlar, mevduat hesabından gelen dekonta göre bu çek ödenmiş. Şu uyarıyı ısrarla yapacağım. Sınavda çok sık ölçüldü. Karşı taraf çeki tahsil etti dese de olur. Karşı taraf çeki tahsil ettiyse ben ne yaptım? Taraflardan biri alacağını tahsil ettiyse ben de borcumu ödemişimdir. Buna göre çeke bağlı borcu ödersem yapacağım kayıt şudur. 1. Borcum azalır. Mal alıp çek keşide ettiğimde borcum artmıştı. Şimdi ödedim, azaldı. Mevduat hesabı bankalar hesabı demekti. Çeki ödediğime göre bankadaki param da azalır. İkisi de bilanço hesabıdır. Verilen çek ve ödeme emri pasiftir. Ama bankalar hesabı aktiftir. Kural, pasifteki azalışı borca yaz. Kural, aktifteki azalışı alacak tarafa yaz. Dolayısıyla çek verdiğinde borcun artmıştı, şimdi borcun azaldı. Verilen çek ve ödeme emirlerini borçlandır, bankalar hesabını alacaklandır. Bu işletmenin kaydıdır. Karşı tarafın kaydı nasıl olur? Ben borcumu ödediysem karşı tarafın kaydı nasıl olur diye sorabiliriz. Taraflardan biri borcunu ödediyse diğeri alacağını tahsil etmiştir. O zaman karşı taraf şuraya ne diyecek? 101 ve alınan çekler. Tahsil etmenin iki tane yolu olur. A, kasa, B, banka aracılığı ile. Çeki tahsil eden kişi kendi tahsil ettiyse buraya kasa der. Ama banka aracılığı ile tahsil ettiyse o zaman buraya bankalar hesabını yazması gerekir. Çeki ödemenin yolu tektir. Banka, ama çeki tahsil etmenin yolu ikidir. Ben tahsil ettiysem kasa, bankaya verdim, sen benim yerime tahsil et dediysem buraya bankalar hesabını yazmam gerekir. Şimdi çeklerle alakalı buraya kadar 5 tane temel işlemi gördük ki her yıl mutlaka soru gelir. Alma, çek verme, çeki tahsil etme, çeki ödeme ve çeki ciro etme işlemlerine buraya kadar değindik. Çeklerle alakalı 2 tane önemli spesifik konumuz var. Bunlardan biri hatır çekidir. Diğeri de vadeli çek uygulamasıdır. Hatır çekini size daha sonraki bölümlerde hatır senedi diye ayrı bir başlıkta benzer bir işlem olduğu için bir kez daha anlatacağım. Ama önce tanıma buyurun lütfen. Ticari bir mal hareketi olmaksızın bir işletmenin sırf iyilik olsun diye başkasına verdiği çekin adı hatır çekidir. Buna göre arkadaşlar, ortada bir mal hareketi yoktur.
taraflardan biri diğerine iyilik olsun diye bir çek verdiğinde bu hatır çeki olur. Diyelim ki iki taraf, birisi A, diğeri B işletmesi. A'nın paraya ihtiyacı var. B işletmesine gitti ve dedi ki bana birazcık borç para ver. Örneğin ticari mal alacağım. Örneğin işte bankaya borcum var, bunu ödeyeceğim vesaire. B de para vermek yerine A'ya bir adet çek imzaladı ve verdi. A bu çeki ciro edebilir. Efendim bu çeki normal bankaya teminat olarak verebilir vesaire. Yani A bu çeki finansman ihtiyacını karşılamak için kullanabilir. Tanımın başına dönelim. Ortada bir ticari mal hareketi yok. Taraflardan biri diğerine sırf işi görülsün diye, iyilik olsun diye bir çek verdi. Bu çekin adı hatır çekidir. Sorun, bu çeki nasıl kaydedeceğimiz? Şimdi çeki alan bunu alınan çekler hesabının borcuna yazacak. Çeki veren de bunu verilen çek ve ödeme emrine yazacak. Yani şöyle, taraflardan biri diğerine iyilik olsun diye bir çek vermişti. Sonuçta sen çek alırsan bunu alınan çekler hesabının borcuna yazarsın. Sen çek imzalayıp verirsen bunu verilen çek ve ödeme emrinin alacağını yazarsın. Dikkat! Ortada bir ticari mal hareketi olsaydı şuraya yurt içi satış, şuraya da ticari mal derdik. Sorun, ortada bir ticari mal hareketi yok. O zaman şuraya acaba ne yazmam gerekir? Bunun cevabı, çeki günü geldiğinde kim ödemelidir? Yasal durum sormuyoruz. Tabii ki imzaya atan B ödemeli ama buradaki ahlaki durum şu. B, iyilik olsun diye A'ya bir çek vermişti. Dolayısıyla A işini gördü. Bu çekin günü dönüp dolaşıp geldiğinde A bu çeki ödemelidir. Onun için A der ki, ben bu çek tutarı kadar B'ye minnettarım ve borçluyum. Borcumu da şu hesaba yazarım. Diğer çeşitli borç. B der ki, bütün parası olanlar gibi çok rahat. Ben çek üstünde borçlu görünüyorum ama benim böyle bir borcum yok. Ben iyilik olsun diye bu çeki A'ya vermiştim. A bana söz verdi. Günü geldiğinde bu çeki karşılayacak. Ben A'dan alacaklıyım. Diğer çeşitli alacak der. Yani sevgili kardeşler, toparlarsam hatır çekini kaydettiğim zaman şu soruları soracağım. Taraflar böyle olsun. Tamam. Bir, çeki alan ve çeki veren hangi hesaba kayıt yapsın? Eğer hatır çekini kaydedeceksen önce bu sorunun cevabını ver. Cevap, çeki alan işletme bunu alınan çekler hesabının borç tarafına yazarken çeki keşide eden, yani çeki imzalayıp veren M bunu verilen çek ve ödeme emrine yazar. Hatır çekini kaydedeceksen çeki alan alınan çekleri borçlandırırken çeki veren verilen çek ve ödeme emrini alacaklandırdı. Diğer soru, çeki kim ödemeli? K. K bu çek tutarı kadar M'ye borçludur. Borcu ticari bir işlemden doğmadığı için 336. Adı diğer çeşitli borç. M bu çek tutarı kadar K'dan alacaklıdır. Tekrar, M bu çek tutarı kadar K'dan alacaklıdır. Çünkü M iyilik olsun diye bunu vermişti. Ama alacak hakkı ticari bir işlemden doğmaz. 136 diğer çeşitli alacaklar hesabına kayıt yapmak gerekir. Hatır çekinin yarattığı temel etki budur. Şimdi hatır çekini kayıt altına alacaksanız iki tane önerimiz var. Bir, bu soruları sor. Çeki alan ve çeki veren hangi hesabı kayıt yapsın? Bu çeki kim ödemeli? İki, bu işlemin bilançoda yarattığı etkiye bakın. Ortada bir mal hareketi yok. Sırf iyilik olsun diye bu işlemi yapıyorsam, dikkat,
hatır çekini alan işletme bilançosunda bu durumu nasıl dengeler? Bakın şimdi. Çeki alan bunu alınan çekler hesabına yazdı. Dikkat et. Alınan çekler hesabı bilançoda aktif değer alır. Yani sen çek alırsan bunu alınan çeklere yazdın. Bu işlem bilançonun aktifini artırdı. Burada bir dur. Mal sattın, çek aldın ya da hatır çeki aldın. Aldığın çeki alınan çeklere yaz. Tamam. Bu çek bilançoda nerede yer alacak? Aktifte. Ve sen çek aldığında bilançonun aktif tarafını artırdın. İlk derslerden çok iyi bildiğim bir şey vardı. Hatta demiştik ki hayattaki tek eşitlik aktif toplamı eşittir pasif toplamıydı. Buna göre çek aldığında bilançonun aktif toplamı artıyor. Bilanço eşitliğinin bozulmaması için pasifin de artması lazım. Pasif nasıl artacak? Önemli. Alacak hakkını dengelemek için işletme aynı tutarda borç kaydı yapıyor. Adı diğer çeşitli borçtur. Aslında hatır çekini kaydederken temel hikaye bundan ibarettir. Olmayan alacak hakkını dengelemek için aynı tutarda borç kaydı yapıyorsunuz. Hatır çekini bu bahsettiğim iki yoldan biriyle hafızanızda tutmanız mümkündür diye düşünüyorum. Bir, çeki alan, çeki veren hangi hesaba kayıt yapar? Çeki kim ödemeli? Bu soruları takip et. Ya da iki, hatır çekinde ortada bir mal hareketi yoktu. Diğer taraf bana iyilik olsun diye bu çeki vermişti. Ben bu çeki aldığım an bilançomun aktif arttı. Aktifle pasif eşit olmak durumunda bir işlemde bilançonun aktifi 5 lira arttıysa pasifin de 5 lira artması gerekiyor. Dolayısıyla alacak hakkını dengelemek için aynı tutarda borç kaydı yaptım. Aslında hatır çekinin kayıt tekniği açısından yarattığı etki budur. Peki, çeklerle ilgili iki tane spesifik özel işlemimiz var demiştik. Bunlardan biri hatır çekiydi, bunu gördük. Gelelim çok sık sorulan kısma, başlığım vadeli çek uygulaması. Şimdi ticaret kanunumuz değişmeden önce derdik ki çekte vade yoktur kardeşim. Pratikte herkes çekin üstüne bir vade koyardı ama biz de biliyorsunuz ki önce uygulama arkadan kanun gelir. Artık ticaret kanunumuz değişti, çekte de vademiz var. Burada konunun temeli iki temel bilgiye dayanır. Bir, hazır değer ne demekti? İstediğim zaman paraya dönüşsün, değer kaybı olmasın. Peki iki, çek vadeli olursa hazır değer özelliği taşır mı? Yok. O zaman tamamen bu gerekçeyle. Vadeli olan bir çek hazır değer niteliği taşımaz. O halde biçim olarak bu çektir ama muhasebe tabiri caizse diyor ki yerim senin biçimini, şeklin şemalin beni ilgilendirmez. Sen biçim olarak çeksin ama ben sana senet muamelesi yapacağım diyor. Buyurun lütfen. Vadeli çek uygulamasına dair iki paragraflık bir açıklamam var. Paragraf 1 ne yapacağımızı anlatıyor. 2 neden yapacağımızı anlatıyor. Bir okuyunuz lütfen. Vadeli çek alırsan alınan çek yerine alacak senedi yaz. Vadeli çek verirsen verilen çek ve ödeme emri yerine borç senedi yaz. Bu kural. Şayet mal ve hizmeti sattın, vadeli çek aldın. Normalde çek aldığımda bunu alınan çeklere yazardım. Yazma. Nereye yazacakmışsın? Alacak senedine. Mal ya da hizmet aldın, vadeli çek verdin. Çek verirsen bu aslında verilen çek ve ödeme emrine yazılır. Yazma. Borç senedine yaz. Bu kural. Vadeli çek alırsan alınan çek yerine alacak senedine yaz. Verilen çek ve ödeme emri yerine de borç senedine yaz. Peki neden? Tanımla başladık. Çek vadeli olursa hazır değer özelliğini kaybeder. Biçim olarak bu
çektir. Çekim ve senedin ticaret hukukundan biliyorsunuz şekil şartları farklıdır. Biçim olarak bu çektir ama muhasebe diyor ki benim için biçimin önemi yok. Hukukun aksine ben işin özüne bakarım. Biçim olarak bu çek olmasına rağmen ben buna senet muamelesi yapacağım. Teknik olarak çekle senedin farkı nedir? Muhasebe açısından soruyorum. Çek vadesi olmaz. Görüldüğü anda, işleme gördüğü anda kayıt yapılır, tahsilatı ödemesi yapılır. Senet vadesi vardır. Dolayısıyla çek aslında bir hazır değerdir. Senet vadeli işlem yapmaya imkan verir. Ama sen vadeli çek dediğin an hazır değer özelliğini ortadan kaldırdın. Dayanak, özün önceliği temel kavramı. Tanımı hatırlayınız. Özün önceliği kavramı bize der ki kayıtlarda biçimden çok öz esastır. Hani hukukta sıklıkla söylenir, usul esasa mukaddemdir denir. Yani şekil şemal önemlidir. Muhasebe de öyle değil. Muhasebe de diyor ki sen şekil olarak çeksin, eyvallah ama vadeli misin? Evet, benim gözümde çek değerini, hazır değer niteliğini kaybettin. Ben seni senet olarak kaydedeceğim. Buradaki temel bilgi, unutmamam gereken en önemli nokta şu. Çek vadeli olursa hazır değer özelliğini kaybeder. O zaman biz bu çeki alınan çeklere yazmayacağız. Verilen çek ve ödeme emrine yazmayacağız. Ya alacak senedini yaz ya da borç senedini yaz. Özün önceliği temel kavramı muhasebede istisnai halleri aslında kaynaklık eder. En önemli istisnai hallerden biri budur. Vadeli çeklerin senet olarak kaydedilmesi özün önceliği temel kavramının gereğidir. Biçim olarak çektir ama vade özelliğinden dolayı hazır değer niteliği kayboldu. O zaman biz buna senet muamelesi yapacağız. Toparladık. Vadeli çek alırsan alınan çek yerine alacak senedi yaz. Verilen çek yerine borç senedi yaz. Çek vadeli olursa hazır değer özelliğini kaybeder. Bu yüzden şekli önemli değil, özü esastır dediğim. Peki, soruyu bana nasıl sorarlar? Dikkat. Şimdi sınav sorularında arkadaşlar bize doğrudan doğruya özün önceliği temel kavramı soruldu. Soruda iki şeye dikkat edin. Bir, soruda şöyle der ise ben ileri tarihli çek alındı ya da verildi. İleri tarihli dediği anda tabii ki bu çekin vadeli olduğunu anlamalıyım. Dolayısıyla alınan çek yerine alacak senedi, verilen çek yerine de borç senedini kullan. Ya da ki soruda sana diyecek ki ticari mal, uyduruyorum tamamen, 1 Nisan 2025'te alındı ya da satıldı. Çekin tarihi, bu işlem çekle yapılmış, çekin tarihi de diyelim ki 1 Haziran 2025. Buradan fark etmeliyim ki ticari mal Nisan'da alındı ya da satıldı. Alınan ya da verilen çekin tarihi Haziran. Dolayısıyla bu çek vadelidir. O zaman ben bunu çek olarak kaydetmeyeceğim. Buna çek muamelesi yapmayacağım. Bu hazır değer değil. Bunu senet olarak kayıt altına almam gerekir. Sorulardan böyle ayırt edeceğiz. Hemen örneğimize bakalım. Buyurun lütfen. 17 Aralık 2024 diyecekmişiz. Orada 2 kalmış. 25 artı KDV'li ticari mal B'ye satılmış. Karşılığında altı çizildi. İleri tarihli çek aldı. Çekin ileri tarihli olması vadeli olduğuna işaret eder. Kural neydi? Vadeli çek aldıysam alınan çek yerine alacak senedi yaz. Vadeli çek verdiysen verilen çek ve ödeme emirleri yerine borç senedi yaz demiştim. Şimdi anı kayıt. Ticari mal sattı. Mal ya da hizmet satarsam gelirim olur. Bunu bir gelir hesabı olan yurt içi satışa yaz. Ticari mal satarsam
KDV alırım. Bunu hesaplanan KDV'ye yaz. Mal ya da hizmet sattım. Çek aldım. Vadeli çek aldığım için buraya alınan çek yazmayacağım. Alacak senetleri hesap edeceğim. Bu ticari malı satan anın kaydı. B'nin kaydı nedir? Ticari mal alındı. Ticari mallar hesabı borçlu. KDV ödendi. İndirilecek KDV borçlu. Kural, vadeli çek verirsen verilen çek ve ödeme emirleri hesabı yerine borç senedi yaz. Vadeli çek uygulamasında dikkat edeceğimiz temel detay budur. Bazı sınav sorularında şu yapılır. Buraya önce çek yazılır. Alınan çek, verilen çek. Bu dönem sonunda dönem ayarlama kayıtları, envanter kaydı yapılırken senede dönüştürülür. Ama ÖSYM'nin şu ana kadar sorduğu sorularda izlediği temel yöntem bu. Dediğim gibi kurum sınavlarında vadeli olmasına karşın başlangıçta buraya çeki yazıp 31-12 kayıtlarında ben yanlış yaptım bunu düzelt diye çekleri kapatıp yerine senede aktarma bir envanter kaydı olarak yapılabilir. Peki çek hesaplarına dair temel bilgilerimizi tamamladık. 5 işlem. Çek al, çek ver, tahsil et, öde, ciro et. 2 de özel işlem var. Hatır çeki ve vadeli çek uygulaması dedik. Hazır değerlere dair son bir hesabımız kaldı. Diğer hazır değerler hesabı. Bir sonraki videomuzda da diğer hazır değerler hesabındaki kayıt kurallarına bakacağız. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.